Yardıma ihtiyacı olabilir. Çok vaktimiz yok. Yaşıyor. Çıkarmamız lazım. Çamurdan çıkarmamız lazım. Çok vakit kaybettik. Gitmemiz lazım. Kendine geliyor. Yardım et, taşımamız lazım. Gitmemiz lazım artık. Hadi. Thank you.
Neden dalgınsın böyle? Ne düşünüyorsun? Hiç. Dalmışım öyle. Hadi artık. Yüzün yüz. Bak çok yakınız. Haklısın. Çok yaklaştım. Yarın vazifemizi tamamlamış olacağız. Bu sebeple mi suratın asık? Hadi artık gül biraz. Yoksa onu mu düşünüyorsun? Kimi? Kurtardığın Türk'ü. Kimdi acaba? Orada ne arıyordu? Kimdi bilmem. Ama senin aklında kaldığı belli. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Dinlenmemiz lazım. Yarının yükü çok. Ve bizim omuzlarımızda. Hadi. Hadi koş, koş! Nasıl oldu? Doğru mu bu? Doğru mu bu? Nasıl olmuş? Koşun, koşun! Çabuk olun, çabuk olun! Hadi! Thank you.
Öpüyorum seni. Bataklıkta beni ölümden kurtaran sendin. Git buradan. De hele, kimsin sen? Bunu sen istedin. Gel de öğren öyleyse. O vakit görelim bakalım. Melek yüzünün ardında kim gizliymiş? Suallerime cevap ver. Canımı kurtarmış olmana bakmam, alırım kelleni. Burada ne işin var? Tekfur'u sen mi öldürdün? Ne Tekfur'u, ne öldürmesi? Bir Türk olarak esas senin ne işin var burada? Asla öldürecektin onu. Ertuğrul oğlu Osman. Ne haltlar karıştırırsın? Nereden de çıktın şimdi? Ertuğrul Bey'in oğlu. Meşhur Osman ha. Babası gibi yamandır. Kurt balasından kurt olur derler. Siz vazifenizi görün. Ben onunla ilgileneceğim. Kolay gelsin papaz efendi. Tanzu'nun evine hoş geldin. İsa'nın güçlü savaşçısı. Keşke her insan İsa efendimiz gibi acılara göğüs gerecek kudrete sahip olsaydı. Peygamberler imanın vücut bulmuş halidir. İsa efendimiz gibi olmak hiç kolay değildir. Ne kadar şanslısınız papaz efendi. Yıllarca böyle bir mabedin kalbinde. Günahlardan, pislikten uzak bir ömür geçirdiniz.
Seni ilk defa görüyorum bu kilisede. İlk defa geliyorum çünkü. Cemaatinizden her insanın yüzünü tanır mısınız? Bu çağda kiliselerimizin cemaatleri bir hayli azaldı. Türkler yüzünden çoğu Müslüman olmayı seçti. Arada sırada ihtiyarlar gelirler. Gençlerimizi gördüğüm vakit peşlerini bırakmıyorum. O yüzden sizi tanıyamadım. Bir ağabeyi arıyorum. Benim için ehemmiyetli biri. İsmini söylersen yardımcı olabilirim belki. İsmini bilmiyorum. İsmini bilmiyorsan sana nasıl yardımcı olabilirim? Kara kaşlı, ela gözlü. Bu boylarda... O şekil şemalde o kadar çok rahibe vardır ki evlat. Nedir seni bu kadar peşine düşüren rahibedeki sır? Can borcu. Borcumu ödemek isterim. Yüzünü küçük küçük çiller süsler mi? Evet. Sen kilisemizin Meryem'i olan Nevodaka'dan bahsediyorsun. O şehrin dışındaki bir mabette yaşar. Sana orayı tarif edeyim. Emin misiniz? Bak evlat, şimdi beni iyi dinle. Önüm sıra ok atarsınız. Pusatsız karşıma çıkarsınız. Dost musunuz, düşman mısınız? Kimsiniz siz? Zalimi Alp, mazlumu eleniz evlat. Seni aradığına götürmekle vazifeliyiz. Şimdi de Türk kılığındasın. Yaman yiğit çıktın Osman Bey. Merağının peşinden buraya kadar gelmişsin. Merağımdan değil, intikamımın peşinden. De hele, kimsiniz siz? Neden sırlarsınız kendinizi? Bunu öğrenmek istersen benimle gel. Karşındayım işte. Sırrın neyse imdi anlat. Suallerin cevabı bende değildir. Eğer vakıf olmak dilersen düş ardıma. Dilediğin hakikat değilse de var git yoluna. Lakin gideceğimiz yere yalnız gitmemizi icap eder. Alplerine diyesin. Akça Derviş de burada beklesinler. Alpler! Bekleyesiniz.
Osman bu. Hakikat demiştin Osman Bey. Buyurasın. Şimdi hakikatin eşiğindesin. Gayri yolbaşçımız ile tanış olup suallerine cevap bulabilirsin. Yolbaşçınız kimdir? Aç sırrın kapılarını. Kendi gözlerinle göresin. Kiminle tanış olurum bilmek isterim. Bir garip hak yolcusuyuz evlat. Kulağımıza ismimiz inanç olarak üflenmiş. Ahali Edebalı diyebilir. Edebalı. Babamın yoldaşı. Oğuz'un ışığı Edebalı. Bugüne kadar yüzünüzü görmek nasip olmamıştı. Şükürler olsun Rabbime.
Kurt postun, bey kimsenin önünde eğilmez ol. Selamun aleyküm. Yarenler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Özgüleri iki katlı olanla atkıları tek bükümlü olanları iyi ayırırsınız. Meşk motifli olanla kufi motifli olan dokumalar henüz hamdır. Bunları bu şekilde pazarda satmak bize yakışmaz. Baş üstüne Bala Hatun. Baş üstüne Bala Hatun. Meşin ve Sahtiyan'ın cildi pazar için münasip değil. Garip kurabaya çizme yapıp sevabına dağıtın. Baş üstüne. Baş üstüne Bala. Sadece pusat sallamada değil, ticarette de mahirmişsin Bala Hatun. Pusatla canımızı, ticaretle Türk'ün ikbalini, edeple de töremizi koruruz Osman Bey. Türk'ün töresi evvela hatunların omuzlarındadır derdi Hayim Anam. Sayende onun ne kadar haklı olduğunu gördüm. Bala Hatun. Atın Alaca. Ne olmuş Alaca'ya? Ahvali iyi değildir. Ağırda. Görmekte mi vardı kaderimde? Manas destanından fırlayıp girdi hayatıma Osman Bey. Kanıkeyn Taytoru'ydu benim için. Gökte nasıl bir süsse ay, Alacan da karanlık yollarda ışığıyla hilalimdi. Alacan. Hele bir müsaade edesin Bala Hatun. Gökteki ayın önüne kara bulut çöktü diye ayak üşülür mü hiç? Alacağım.
Bala Hatun'la birlikte nice badireler atlattığın, nice cenklere girdiğin yaralarından belli. Sen de sahibin gibi cesursun. Gözün kara. Pes etmezsin, teslim olmazsın. Atına hakkını verdiğin belli Bala Hatun. Dostun gibi sever, düşmanın gibi binersin. O da bunca cefayı çekmiş, acıyı içine atmış. Kanındaki iltihaba rağmen ses etmemiş. Senin için. Eğer itimadın varsa... beni çamurdan kurtardığın gibi... alacağı iyi etmeme izin ver. Sana itimadım var ki... babamın yamacına getirmişim Osman Bey. Atım sana emanettir. Alaca. Alaca. Kanındaki iltihaba iyi gelecek. Şimdi derim ki seni alıp obaya gidelim. Orada tedavi edeyim. Edeyim ki sahibin Bala Hatun'un güzel gözlerinden bir kez daha yaş dökülmesin. Allah ne muradım varsa versin Osman Bey. Tek muradım. Yarın yeni pazara gelip seni bir kez daha görmeme izin vermen. Gayrı can yoldaşım sana emanettir. Müsaade senindir Osman Bey. İki elim kanda olsa alacağı getireceğim. Oh.